Merhaba arkadaşlar, bu videoda bazen topluca varlık teoremleri diye adlandırılan 3 teoremden bahsedeceğiz. İlk olarak ara değer teoremini ele alalım. Bütün varlık teoremleri ortak olarak şöyle bir şey söylemek istiyor aslında. Belli bir aralıkta bir değer arıyoruz. A ile B arasında ilginç bir X değeri var. Ara değer teoreminde A ile B arasındaki kapalı aralıkta eğer sürekli isek, aslında bütün varlık teoremleri A, B, B kapalı aralığında fonksiyonun sürekli olduğunu varsayıyor. O zaman f a ile FB arasındaki bütün değerleri alıyoruz. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. f a ile f b arasında bir değer seçin. Bu değerlere f a ve f b dahil olabilir. Bu değere l diyelim ve ara değer teoremi bize şunu söylüyor. Bu aralık da f fonksiyonunun sürekli olduğunu varsayarsak o zaman a ile b arasında bize l değerini veren bir değer olmalı. Bunu isterseniz deneyebilirsiniz. a virgül f a'dan b virgül f b'ye giden ve l'den geçmeyen sürekli bir fonksiyon çizmeyi deneyin. Eğer fonksiyon sürekli ise l'den geçmek zorunda. l'den geçmemek için ancak fonksiyonun süreksiz olması gerekir. Bu noktada eğer bir süreksizlik varsa o zaman evet L'den geçmeyebiliriz ama bu aralık boyunca sürekli olduğumuzu varsayıyoruz. İşte gördüğünüz gibi eğer fonksiyon sürekli ise A ile B arasında A ve B dahil olmak üzere bütün bu değerleri alan bu durumda F A ile F B arasındaki L değerini alan bir C değeri evet olmak zorunda. Bu ilk varlık teoremiydi. Bir sonraki varlık teoremi genellikle uç değer teoremi olarak bilinir. Bunu da bir önceki gibi hayal etmek oldukça kolay. Aynı şekilde bu teoremde f'in bu kapalı aralıkta sürekli olduğunu varsayıyor. Ama burada şöyle bir şey diyoruz. Eğer f bu kapalı aralıkta sürekli ise a ile b kapalı aralığında a ile b de dahil olmak üzere fonksiyonun bir maksimum bir de minimum değeri vardır. Aynı şekilde şekilde bu aralıkta minimum ve maksimum değeri olmayan bir fonksiyon çizmeyi deneyebilirsiniz. Eğer buraya şöyle düz bir çizgi çizersem gördüğünüz üzere x eşittir b olduğunda fonksiyon maksimum, x eşittir a olduğunda da fonksiyon minimum değerini alıyor. Eğer fonksiyon şu şekilde olmuş olsaydı fonksiyonun maksimum noktası yine bu aralıkta ve buradaki c değerine denk geliyor olurdu. Minimum değer de a'da gerçekleşiyor. Bu şekilde bir fonksiyonumuz olsaydı fonksiyonun minimum değeri buradaki x değerine denk gelirdi. Maksimum değeri de buradaki x'te gerçekleşirdi. Bu teorem bize sadece bu değerlerin bu aralıkta var olduklarını söylüyor. Bu değerler a'da olabilir, b'de olabilir. Aynı şekilde bu maksimum ve minimum minimum değerleri olmayan yani ekstremum değerlerine sahip olmayan bir fonksiyon çizebilmemiz için bu fonksiyonun süreksiz olması gerekir. Mesela eğer fonksiyon şöyle yukarı doğru çıkıp maksimum olacağını düşündüğümüz noktada süreksiz olsaydı bu durumda belli bir maksimum değerimiz olmayacaktı. Benzer şekilde böyle bir şey de yapabilirdik. Şimdi de elimizde belli bir minimum değerimiz yok. Dolayısıyla bu aralıkta fonksiyonun minimum değer aldığı bir x değeri bulamıyoruz. Ama dediğimiz gibi sürekli olduğumuzu varsayıyoruz. Bu yüzden bu ekstremum değerlerini bulmamız gerekiyor. Diğer videolarda bunun daha detaylı bir incelemesini bulabilirsiniz. Son olarak üçlü teoremden en sonuncusu ortalama değer teoremi. Bunu da diğerleri gibi akıldan canlandırmak hiç de zor değil. Burada türevlenebilirlik kavramını kullanıyoruz ve bir kısıtlama daha getiriyoruz. Kapalı bir aralıkta sürekli olduğumuzu varsaymamızın yanı sıra aynı zamanda açık bir aralıkta türevlenebilir olduğumuzu da kabul ediyoruz. Eğer bir aralıkta türevlenebilir isek bu sürekli olduğumuz anlamına gelir. Ama sürekli isek bu her zaman türevlenebilir olduğumuz anlamına gelmez. Bu da bize şunu söylüyor. Eğer bu aralıkta elimizde sürekli ve türevlenebilir bir fonksiyon varsa açık aralıkta türevlenebilir, kapalı aralıkta sürekli. Bunu da göstermek için şöyle çizeyim. Eğer A virgül F, F B virgül F B'ye olan ortalama değişim hızını hesaplarsak ortalama değişim hızını da pembe renk ile göstereyim. Bu da bu çizginin eğimi demek olur. Bu çizginin eğimi bize ortalama değişim hızını verir. Ortalama değer teoremi bize şunu söylüyor. Öyle bir C noktası vardır ki diyor fonksiyonun o noktadaki türevi o noktadaki teğet çizgisinin eğimi ortalama değişim hızıyla aynı olur. Bu grafikte bunu göz kararı görebiliyoruz. Bu eğri üzerinde türevi ortalama değişim hızıyla aynı olan aslında birkaç nokta varmış gibi duruyor. Mesela bu noktadaki teğet çizgisinin eğimi ortalama değişim hızıyla aynı eğime sahip gibi görünüyor değil mi? Bu da bizim var olduğunu söylediğimiz C değeri olabilir. Var olduğunu gördüğümüz zaman iyi hissediyoruz. Ama bunun gibi birkaç değer de olabilirdi. Mesela bu noktada da eğim ortalama değişim hızıyla aynı gibi duruyor. Bu da aradığımız C değeri olabilir. Peki bu durumun doğru olmadığı bir şeyi nasıl oluşturabiliriz? Eğer aralıkta türevlenebilir olduğunu kabul etmezsek bu durumun doğru olmadığı sürekli bir fonksiyon çizebiliriz. Bu sayede türevi ortalama değişim hızıyla aynı olmayan bir nokta bulmamız mümkün olabilir. Mesela buna uygun şöyle bir mutlak değer fonksiyonunun grafiğini çizelim. Bu fonksiyondaki ortalama değişim hızı biraz daha düzgün çizeyim bir saniye. Şimdi bu tür bir mutlak değer fonksiyonu buraya kadar çizgisel, yukarıdaki nokta noktaya kadar da çizgisel. Şimdi bu noktada türevlenebilir değiliz. Dolayısıyla burada türev tanımlı olmuyor. İşte böyle bir aralıkta teğet çizgisinin eğimi ortalama değişim hızıyla aynı değeri almıyor. Belki bu aşağıdaki noktada aynı olduğunu düşünmüş olabilirsiniz ama bu noktada türevlenebilir değiliz. Burada düzgün tanımlı bir teğet çizgisi, düzgün tanımlı bir türev veya teğet çizgisinin eğimini bulamayız. Diğer videolarda daha da derinlemesine inceleyeceğiz. Hepsini bir arada görmek en azından ne olduklarına dair bir fikrimiz olmasını sağladı. Üç teoremde ilginç bir şeyler gerçekleşen bir aralıkta var olan bir x değerinden bahsediyor. Birinde f(a) ile f(b) arasındaki bütün değerleri alıyoruz. Birinde ekstremum değerleri alıyoruz. Birinde de aralıktaki bir noktanın türevi ortalama değişim hızına eşit oluyor.